Bugün ben Alpturgay ve ben Bora Örmez. Sizlere ünlü Türk şairi Fazıl Nursi Dağlarca'yı tanıtmaya çalışacağız. Alp, şair hakkında ne söyleyebilirsin? Şair 26 Ağustos 1914 yılında İstanbul'da doğdu. Babası subay olduğu için ilk ve orta öğrenimini Türkiye'nin değişik yerlerinde tamamladı. Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü'nde kısa bir süre görev yaptı. 1959'da İstanbul'da kitap evini açtı, yayıncılık yaptı. 1960-1964 arasında Türkçe isimli bir aylık dergi çıkardı. 1970'te yayın evini kapattı. Sadece şiirle uğraşmaya başladı. İlk şiiri Yavaşlayan Ömür 1933'te İstanbul dergisinde çıktı. Varlık Kültür Haftası, Yücel Aile, İnkılapçı Gençlik, Yeditepe ve Türk Dil dergilerinde şiirleri çıktı. Hem Türkiye'de hem uluslararası düzeyde birçok ödül kazandı. Birçok ülkede şiirleri okundu. Kitapları birçok dile çevrildi. Bora, Fazıl Nursi Dağlarca'nın şiirleri nasıldır? Şiirlerine güçlü bir Türkçe tutkusuyla dikkat çekmektedir. Kendisi Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu üyesiydi. Hem çocuklara hem de büyüklere yönelik şiirler yazmıştır. Kimi şiirleri mutlu, kimi şiirleri hüzünlüdür. Mutlu şiirlerine yüzü koyun, hüzünlü şiirlerine örnek olarak Ağrasta şiirleri örnek gösterilebilir. Şiirlerinde sözcük oyunları yapardı. Sanat eserleriyle ilgili düşüncelerini şu sözle ifade etmiştir. Sanat eseri hem bir saat gibi içinde bulunduğumuz zamanı hem de bir pusula gibi gidilmesi gereken yöne işaret etmelidir. Alp, şairin dile dair düşünceleri nedir? Şair tarzı için işte böyle şiir yazarım. Hayatın içinden bir damla düşer bana. Benim bütün yazdıklarım bir anlar bütünüdür. Yaşamak bana kendi görüntüsüyle, kendi çalgısıyla damlar şeklindedir. Dağlarca çok yazan ve üreten bir şair kimliğiyle bağımsız kalarak hiçbir şairden etkilenmemiş, hiçbir akımın etkisinde kalmayarak şiirlerini yazmıştır. Türkçe bakışını ise Türkçem benim ses bayrağım diyerek Türkçe katında yaşamak adlı şiirinde sergilemiştir. Bora, Şen şiirlerinden birkaç örnek verebilir misin? Şiirlerine örnek olarak Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah, Daha, Çakır'ın Destanı, Anıtkabir, Çanakkale Destanı, Kuş Ayak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Arka Üstü, Yaramaz Sözcükler, Yunus Emre'de Olmak, İçimdeki Şiir Hayvanı, Yavaşlayan Ömür şiirleri sayılabilir. Alp, şairin aldığı ödülleri örnek verir misin? Şair, 1956 yılında Yeditepe Şiir Armağanı, 1958 yılında Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü, 1967 yılında Amerika International Poetry Forum Yaşayan En İyi Türk Şairi Ödülü, 1974 yılında Milliyet Sanat Dergisi Yılının Sanatçısı, 1977 yılında Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü gibi ödüller almıştır. Bora, şair ne zaman aramızdan ayrılmıştır? Türk şiirinin büyük şairi olarak tanımlanan Dağlarca, 94 yaşında zatürre tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evini Kadıköy Belediyesi'ne bağışlayan Dağlarca, 20 Ekim 2008'de Karacaahmet Mezarlığı'na gömülmüştür. Bizi dinlediğin için teşekkür ederiz. Sunumumuza şair kendi sesinden okuduğu Ağır Hasta eseriyle son vereceğiz. Üfleme bana anneciğim, korkuyorum. Dua edip geceleri, hastayım ama ne kadar güzel, gidiyor yüzer gibi vücudumun bir yeri. Niçin böyle örtmüşler üstümü, çok mutsuzum ki bana hüzün verir. Ağrırken uzak rüzgarlar içinde, oyuncaklar gibi şehir. Gözlerim örtük fakat yüzümle görüyorum. Ağlıyorsun nur gibi. Beraber duyuyoruz yavaş ve tenha. Duvardaki resimlerle nasibi. Anneciğim, büyüyorum ben şimdi. Büyüyor göllerde kamış. Fakat değnekten atım nerede? Kardeşim su versin ona, susamış. Ağır hasta.